Petrol ve dolardaki düşüşe rağmen Türkiye'de doğalgaz fiyatlarına indirim bir yana zam geldi. Neredeyse %50'nin üzerinde artış var. Bu artışın nedeni olarak BOTAŞ'ın bozulan mali durumu ve bütçe açığı gerekçe gösteriliyor. Dünyada fiyatları neredeyse yarı yarıya düşmüş doğalgazın. İnşallah burada da düşer. Ama burada zam geldi. Çok ayıp. Bence Türkiye'de doğalgaz fiyatlarının temel artış nedeni BOTAŞ'ın mali durumundaki sıkıntılardan kaynaklanıyor. Geçen kışın yükü bu kış daha da artacak. Çünkü dolar düştü, petrol fiyatları düştü. Ama fiyatı dolar ve petrole göre belirlenen doğalgazın fiyatı düşmek bir yana, bir yılda %53 zamlandı. Tıpkı dünyadaki %50 düşüş gibi Türkiye'de de doğalgazın %50 ucuzlaması bekleniyordu. Uzmanlara göre indirim yapılması gerekirken gelen zammın nedeni uluslararası sözleşmeler ve hazinedeki bütçe açığı. Bu anlaşmalar Türkiye'nin stratejik çıkarına değildir, satıcı ülkenin stratejik çıkarınadır. Muhtemelen bütçedeki açığı böyle kapatıyorlar. Hazine tam takılmış. Bir şekilde bizden çıkarıyorlar sırf doğalgaz değil ki. 2018 yılı Ağustos ayında 1 dolar 6 lira 60 kuruştu. Brent petrolün varil fiyatı da 71 dolardı. 2019 yılına geldiğimizde dolar 5 lira 80 kuruşa düştü. Petrolün varil fiyatı da 65 dolara indi. Ve dünyada 1 metreküp doğalgazın fiyatı da yarı yarıya indi ama tüm bu rakamlar aşağı doğru seyrederken Türkiye'de doğalgaza %50'den fazla zam geldi. Bir yıldaki zam toplamı %53. Uzmanlar bu durumu madalyonun öteki yüzüne bağlıyor. Yani doğalgaz ithal edilen ülkelerle yapılan sözleşmelere ve Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu zorlu sürece. Örneğin Rusya ile yapılan sözleşmeler hem uzun süreli hem de gaz fiyatı dünyadaki gaz fiyatlarına değil petrole endeksli. Ruslarla bir anlaşma yaptığınız vakit anlaşma 20 yıl boyunca sürüyor. Türkiye'nin gaz aldığı, boruyla gaz aldığı 3 ülkenin de Türkiye gaz satış fiyatları yüksektir. Biraz dış etkenlerden ama oldukça da iç etkenlerden olduğunu düşünüyorum. Aslında BOTAŞ enerji firmalarına doğalgazı zaten maliyetinin altında veriyordu. Tüketici daha uygunu alıyor, kalanı hazineden karşılanıyordu. Uzmanlara göre ekonomideki zorlu süreç hazineyi doğalgaz desteğini daraltmaya yöneltti. Hazinenin desteği azalırken tüketicinin cebinden çıkan arttı. BOTAŞ'ın bütün tüketici gruplarına uyguladığı fiyat destek politikasını siyasal iktidarının karar doğrultusunda kaldırıyorlar. Böyle olunca da fiyatlarda artış söz konusu. Eğer petrol ve dolar dışı faktörler olmasaydı 100 liralık doğalgaz faturası 50 liraya düşebilirdi ama tam tersi oldu. 100 liralık fatura 153 liraya çıkacak ve kış aylarında bu rakam daha da artacak. Eğer çok soğuk hissetmezsek yakmayacağız yani, bu kadar basit. Yakmayıp ne yapacaksınız kış? Soba. Kömür yakarız. Yalnızca konut değil, sanayide ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın da fiyatı arttı. Bu yeni zamların da kapıda olduğu anlamına geliyor. Sanayici doğal olarak diyecek ki benim maliyetim arttı. Kendi ürettiği ürünlerin fiyatını arttıracaktır.